İktidarın insan haklarına aykırı uygulamalarına, daha da insan haklarını hiçe sayan bir şekilde muhalefet edildiğini görüyoruz. Sığınmacıların zaten mültecilik hakkı yok. Yani bir takım sorunları varken buna yönelik politikaları daha da insan haklarını hiçe sayan bir şekilde karşı çıkıldığını görüyoruz. Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu'nun ifadelerine atıf yapmak istiyorum. Aslında yaşam hakkı evrensel bir insan hakkı olduğu için yaşam hakkı tehlikede olan insanların diğer devletler tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Yani iltica hakkı çerçevesinde meselenin tartışılması gerekirken sanki çok büyük bir lütuf yapılıyormuş gibi bu memlekete gelen insanlara işte sanki büyük bir lütuf yapılmış ve vatandaşlardan alınıp onlara veriliyormuş gibi büyük bir fitne doğuracak şekilde ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Burada iktidara düşen buradaki sığınmacıların bu temel insan haklarına vurgu yapmalarıdır. Ama elbette ki bu insan haklarına vurgu yaptığı zaman durumu daha da zorlaşacaktır. Çünkü mülteci hakkı, iltica hakkı vermek zorundadır. Bunun yerine bazı suçları meşrulaştıran bir söylem olduğunu görüyoruz. Yani burada işte sığınmacılar var. Sığınmacıları memleketlerine gönderdiğimizde onları güvencesiz şekilde çalıştıran kişilerin isyan edeceğini, bu yüzden de olmaması gerektiğini iddia ediyoruz. Sığınmacıları güvencesiz bir şekilde çalıştırmak aslında bir suçtur. Madem böyle bir suçun işlendiğini ne eminsiniz, orada İçişleri Bakanlığı'nın müdahale etmesi ve bu suçu işleyenleri cezalandırması gerekiyor. Burada yapılması gereken sadece budur. Yoksa sığınmacıların zaten çok kötü koşullarını bahane edip sığınmacılara bir müsaade edelim, günü kurtaralım tarzındaki bir ifade yerine. Bu yüzden zaten insan hakları ihlal ediliyor. Buna yönelik iktidar politikalarını daha da insan hakları hiçe sayan bir şekilde Ümit Özdağ'ın ifadeleri bütün meselelere insan hakları çerçevesinden bakan insanların son derece umutsuzluğa sevk etmektedir. Burada bize düşen insan hakkı, yaşam hakkı üzerinden hareket ederek yaşam hakkı tehlikede olan insanların nerede olursa olsun onlara iltica hakkı verilmesi ve belirli ve bu hakkın da bazı içerikleri mutlaka sağlaması gerektiği üzerinde durmak gerekiyor. En azından bizler için doğru tavır bu olacaktır. Bir ikincisi, meclis Türkiye halkı için ve hatta Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan kurum meclistir. Bu yüzden meclisin üyeleri milletvekillerine bazı özellikler, ayrıcalıklar tanınmıştır. Neden milletin sorunlarını hiçbir korku duymadan dile getirsinler ve çözsünler diye. Ama genelde nasıl anlaşılıyor? Bir ayrıcalık kullanmak olarak anlaşılır. İşte hız limitini aştığı zaman cezadan muaf olma. Zaten biliyorsunuz birkaç gün önce meclisin araç kartını bir vekilin oğlu satmıştı. Bu ayrıcalıkları kullanmak için. Yani meclis üyelerine sağlanan ayrıcalıklar milletin sorunlarını korkusuzca çözmek içindir. Bu olmadığı gibi bunun yine son günlerde nereden biliyoruz? Milletvekiline bir polisin çivilerim seni dediği durumda bütün meclisin vekilleri ayağa kalkmalıdır. Çünkü meclisin bir bütünsel durumu vardır. Bütün meclise aslında hakaret edilmiştir. Meclis üyelerine hakaret edilmiştir. Orada herhangi bir suç olmadan çivilerim seni hiçbir kimse söyleyemez. Polisler hiç söyleyemez. Bu yüzden aslında meclis başkanına iş düşüyor. Kendi üyesini korumak için harekete geçmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi insan haklarını temel alan şekilde bir muhalefet bize düşüyor. Daha sağdan ve hiç insan haklarını hiçe sayan bir tutum yerine
bize düşen, insan haklarının temel alan ve aynı zamanda meclisin sorumluluğunu ve yetkilerini yere getirecek bir üslubun benimsenmesini harekete geçirecek bir söylemin tutturulması gerekiyor.